Hoş geldin Mehmet. Yılmaz hoş geldin. Teşekkür ederim. Bu Yılmaz ayrıma. Şu önce yayını bir beğenip paylaşabilir miyiz rica etsem? Rüzgar. Hoş geldin oğlum. Haki Aslan selamlar Ege Üniversitesi'ne. Ege Üniversitesi Hastanesi'ne hatta. Faroe Adaları yani Faroe Adaları'nın son 1982 yılından beri yendiği toplam 15 takım var. Bir tanesi de biziz herhalde. Rezaletten bir rezaletti. Rezaletten öte milli takımın yöneticilerinin özellikle Hamit Altıntop'un savunma mekanizması çok, üslubu çok kötü. Tarzı çok kötü. Kuntz'un kendi kendine aklama çalışması çok kötü. Ahmet Bursa maçı olaylar hakkında. Böyle olaylar olacağını dün konuşmuştuk. Zaten belliydi. Yayınlanmasını istenmeyen bir maç. Aralarında husumet olan iki takım. Hamit Altıntop'un tecrübesi var ama yönetici tecrübesi yok. Bir de konuşma üslubu çok hoş değil. Masaya vurarak konuşması benim sorumlu ya falan demesi ya kabadayı gibi böyle hareketler futbol sektöründe artık kabul edilebilir davranışlar değil. Mehmet Büyükekşi sezon başında masaya yumruğunu vuruyor insanları tehdit eder gibi. Hamit Altıntop milli maçtan sonra yapıyor aynısını. Kötü. Yani kabul edilir davranışlar değil bunlar. Arkadaşlar beğenileri arttırırsanız hızlı hızlı biraz yukarıya çıkalım. Serhat Ardınç teşekkürler. Biraz muhabbet edeceğiz. Bir saat kadar buradayım. 18 kişi çok az. Sıtkı hoş geldin. Teşekkürler. Dün Faroe Adaları'na yenildik arkadaşlar. Faroe Adaları'nın adı sana duyulmamış. 50 bin nüfusu olan bir ülke. Hangi ligde oynadığı belli değil. Takımlarının. Avrupa'da böyle hasbelkader Torshavn'ı daha önce duyuyorduk. Ama bizim 5 atmamız gereken, 6 atmamız, belki 7 atmamız gereken takımdan 2 gol yiyerek yenilmemiz içler acısı bir durum. Ve ona rağmen o koltukta oturmaya devam edip altyapıyı hazırlaması Kuntz'un. Hamit Altıntop'u gidip masaya yumruğunu vurup bir tek sorumlu benim ya ben buradayım ne oluyor falan demesi. Öyle demeyin rüzgar var. Bir de suni çim vardı şeydi sentetik çim. Bahane çok bizde. Zemin sentetik çim. Rüzgar önce aleyhine sonra lehine esiyor, golleri yiyor. Yazık. Beyza hoş geldin. Beğenileri yüklenin arkadaşlar. 240 beğeni çok az. Hızlıca Beyza eyvallah. Fransa da aynı durumda demiş Ezel Bayraktar. Fransa ama yenildi takım kim? Ve Danimarka'ya mı yenildi Fransa? Ya da Danimarka ile mi karşılaştı? Tuna hoca ne yapsın değil. Hoca seçmedi mi? Tercihleri hoca yapmadı mı? Elinde bir sürü kadro var. Hoca ne yapsın değil. Ona göre kadro tercih edeceksin o zaman. Danimarka evet. Rüzgar aleyhimize eserken daha çok gol yedik. Lehimize eserken evet. İkinci yarı rüzgarla birlikte oynadık. Daha çok gol yedik. İki tane. Daha doğrusu ikinci yarı yedik golleri. Milli maçta sadece kaleciler suçlanıyor. Neden diyor. Defans oyuncularının yaptığı hatalar da kalecilere yazıyor maalesef. Saha içerisindeki en yalnız adamlar kaleciler ve hakemler. Dünyaları kurtarırsın. 90. dakikada bir hata yaparsın. Maçın en kötüsü olursun. Dünya kadar karar verirsin. Hepsinde başarılı olursun. 90. dakikada bir yanlış karar verirsin. En kötü hakem sen olursun. Maalesef bu böyle. Yapacak bir şey yok. Ben ne dedim maçtan önce açtığım yayında? Tartışmaları engellemek için Doğan Erdemler'i koyarım kaleye. Keyfime bakarım dedim. Altay'ı koydu. Her iki kaleciyi de kaybetti. Hem Uğurcan'ı kaybetti hem Altay'ı kaybetti. Lüksemburg'a Faroe'ların hepsini toplasam bizim topçunun parası etmiyor. Maalesef öyle. Yani yazık bu kabul edilebilir bir davranış değil. Kabul edilebilir bir skor değil. Kabul edilebilir bir sonuç değil. Şöyle yapalım bakalım ne yapabiliyoruz. Yayına bir sandık koymaya çalıştım da beceremiyorum. Teknoloji özürlüğü olduğu için yayını yükseltelim diye sandık koymaya çalıştım. Varsa bir sandık koyacak yayını yükseltelim daha çok kişiye hitap edelim.
Kadircan akrabanın ismini mi yazdın yoksa aynı kafada olduğun zihniyetin ismini mi yazdın? Hocam takımlarımız Avrupa'da ne yapar sence? Başakşehir gruptan çıkar arkadaşlar. Trabzonspor ikinci olarak çıkar. Fenerbahçe de en kötü ikinci olarak çıkar. Sivas'ın çıkabileceğini düşünmüyorum. Geçen sene evet Trabzonspor'un kritik maçlarında kritik hakem hataları oldu. Lehlerine. Farhadaların nüfusu bizim mahallenin nüfusu kadar ya. Acıbadem Mahallesi'nde oturuyorum İstanbul Üsküdar'da. Bizim mahallenin nüfusu kadar. Oktay Kılıç hocam oyuncular iddia oynuyor mu? Türkiye'nin yenilmesi imkansız demiş. Başkan futbolcuların dün Büşar'ın söylediğine göre var sıkıntıları. Ama bu maç özelinde değil. Genel anlamda başkanlar ve futbolcuların hesapları araştırılıyor. Ve hapis cezası var arkadaşlar. Öyle. Dün gece Hüsran ile ne düşünüyorsunuz? Onu konuşuyoruz Emin Yağcı. Bizde bahane çok. Sentetik çim vardı. Rüzgar aleyhine esiyordu Türkiye'nin. Yani rüzgar dengesini bozdu. Sentetik çime ayak uyduramadılar. Yazık. Yazık bahane çok. En çok da Halil'in yapmış olduğu konuşma beni üzdü. Üzdü demeyeyim. En çok Halil'in yaptığı konuşma, böyle mahalle jargonuyla yaptığı konuşma yakışmadı. Nasıl düzelir bu sistem? Düzelmez. Böyle gelmiş, böyle gidiyor. Herkes razı, alan razı, veren razı. Ahmet Altıntop aylık 350 bin TL istiyormuş. Onu bilmiyorum. Bilgim olmadığı için bir şey söyleyemem. 2 gün önce sakat denen Ozan Kabak dün 11'de oynadı. Sentetik çime alışıktır. O yüzden belki sakatlığı hemen geçmiştir. Şey Hamit. Hamit Altıntop. Herkes karıştırıyor ya. Halil işte iyi oynadı. Ne düşünüyorsunuz bu konuda diye. Halil benim zaten diyor ya. Yapılan röportajda biz de karıştırıyoruz öyle isimleri ara ara. Faroe Adaları'nı ikincilik kırmızı grupta herhangi bir takım yener. Kesinlikle katılıyorum. Faroe Adaları'nda Süper Lig'de oynatabileceğin topçu var mıydı? Bence yok. PTT Ligi'nde TFF 1. Ligi alacağın futbolcu var mı? Belki bir ya da iki tanesini alırsın. O da hasbelkader oynar. Yoksa %100 kadroya koyabileceğin oyuncular değil. Ben Hakan Çal bak kim ne derse desin Hakan Çalhanoğlu ister Milan'da ister hangi takımda oynarsa oynasın. Ben Hakan Çalhanoğlu'nu beğenmiyorum arkadaşlar. Varsa beğenen hani şöyle şöyle bir katkı. Uzaktan şut atması dışında bir katkısı var mı bilmiyorum. Ha iyi takım büyük takımlarda oynuyor. Vardır hocaların onu oynatan hocaların bir bildiği ama ben olsam oynatmam yani. Ben olsam kadroya dalmam. Klettenburg mu, Nicola Rizzoli mi? Ben İtalyan tarzı hakemleri beğeniyorum. Nicola Rizzoli derim o yüzden. Klettenburg aynı sezon içerisinde Şampiyonlar Ligi finalini de yönetti. Avrupa Şampiyonası finali de yönetti galiba. Ama Rizzoli derim ben. Hakemler dışarıda gezerken saldırı yoruyor mu? Yok, geliyorlar böyle. Sen o musun? Evet, muhabbet ediyorsun. Bir de fotoğraf çekilip gidiyorlar. Sen sinirli adam bile hakemlerin sen iyi adam mısın diyor. Bil hoş geldin. Aykut Kocaman değil de sanki Sergen Yalçın gelecek gibi. Bil. 10 numarada kim oynar? Bilmiyorum ki. Mata da oynayabilir. Mertens de oynayabilir. İkizi kanat da oynayabilir. Her türlü oynayabilir. Ama şey oynayamaz o. Yusuf Demir oynayamaz. Ali İhsan hoş geldin. İyi nöbetler. İyi görevler. Küçük takım, büyük takım böyle aşağılıktan baktığımız sürece biz daha çok yenilmeye muhtaç, razı oluruz yenilmeye. Bir komedi show takip etti. Teşekkürler. Takip isteklerini de okuyayım arkadaşlar bu arada. Şöyle bir kanalımızı, bir şeyimizi, hesabımızı büyütelim. Irak'a selamlar. Ali İhsan uzman Irak'ta görev alan bir vatan evladı. Oraya selamlar. Ümit Güneş takip etti. Mehmet, Gökay Mehmet mi? Gökay Mehmet galiba takip etti. Teşekkürler. Yayını paylaşanlara teşekkürler. Büyütelim yayını. Varsa bir sandık bırakacak sandık bıraksın. Şöyle yayınımız daha da büyür. Arda 10 numara milli takımda olmalı diyor. Arda kendi takımında oynamaya başladıktan sonra milli takımın vazgeçilmezi olur. Ama kendi takımında oynayamayanları milli takıma çağıramayız ki. Milli takım ne? Başarılı olan, devamlılığı olan oyuncuların davet edildiği bir yer. Arda başarılı ama devamlılığı var mı? Yok, kadroya giremiyor. Time selamlar. Ali İhsan teşekkür ediyorum. Bal Ligi hakemi vardı tanıdığım. Torpille yükselmesi 2 sezonunu aldı diyor. İşte bu yüzden hakemler başarısız. Yorumlar düşüyor mu demiş Emin Yağcı. Düştü bak şimdi geldi.
Salih Uçan olmalıydı CC. Fazladan hakem formanız varsa gönderebilir misiniz? Hakem formam şu an için yok. Onu da ara ara buradan destek olan birine imzalı olarak gönderiyorum olduğu sürece. Yani herkese gönderirsem yaklaşık 1.000 kişi istiyor. 1.000 kişinin maliyeti, bir tane hakem formasının maalesef maliyeti 350 TL arkadaşlar. 1.000 kişi de ne yapar? 350.000 lira mı yapar? Bende öyle bir para yok yani. İki nokta takip etti. Teşekkürler. Yayın düştü sanırım diyor. Bir komedi show. Paylaşırsanız yayın düşmez arkadaşlar. Bir geliyor böyle keşfetten. Seçkin Demir, eyvallah, hoş geldin. Yayını paylaşalım. Muhabbet ediyoruz. Maçı konuşuyoruz. Klasik öğle arası muhabbetlerimizi yapıyoruz. Zaten şimdi PK'ya falan girsem herkes kaçar. Yayın düştü diyor. Şu an 60 kişi var. Yaklaşık. Bir PK'ya girsem kimse kalmıyor. Desteği geldik timle diyor. Eyvallah Ali. Ali, sana teşekkür ediyorum. Geçen akşam sözümü bitirmeden canlı yayından aldınız beni demiş İhsan. İlyas Kaptanoğlu. İlyas Kaptanoğlu, ben canlı yayına aldım mı ya? Kafa yerinde değil, aldım mı bilmiyorum. Çay kahve yapın hocam diyor. Eyvallah. Bu sene hakem performansları iyi değil arkadaşlar. Birkaç hakem dışında ben beğenmiyorum. Kabadayı filmi geldi, öyle dediniz ya diyor. Hangisi? Kabadayı filminden hangi replik? Milli takım hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla milli takım bizim düşüncelerimizi de aldı götürdü maalesef. Artık düşünemiyoruz milli takım sayesinde. Ümit Güneş sandık isteğimizi kırmadı ve sandığı koydu arkadaşlar. Teşekkür ediyorum Ümit Güneş'e. Yayınımızı yükseltmek istiyor. Böyle çok teşekkür ettik. Destek olanlara da teşekkür ediyoruz tabii. Hakem olduğum için sordum. Bu yıl TFF karşılamıyormuş. Evet. Bir takım forma 1250 lira arkadaşlar. İstanbul'da üretici firmadan bir takım hakem forması alıyorsunuz. 3 renk ya da 4 renk galiba. Şortu ve koncu var. 1250 lira cık. Bu anda hakemler cebinden karşılıyor. Şampiyonlukta favori takım hangisi? Galatasaray Fenerbahçe son haftaya, sondan bir önceki haftaya kadar kafa kafaya gider. O maç şampiyonluğu etkileyen maç olur. O maça da yabancı hakem gelir. Beşiktaş mı Fenerbahçe mi? 2-2 artık gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Dedik ki pazartesinden itibaren konuşacağız. 2-2 ve her beraberliği bozacak bir takım varsa Fenerbahçe olur. Yani 3-2. Ama ben istekleri geliyor. Evet, devam edelim. Deniz Ateş Bitnel önce hakemdi, şimdi TikTokçu oldu diyor. User sen de geliyorsun, Deniz Ateş Bitnel'i burada izleme şansına erişiyorsun ya. Çok şanslısın yani. Evet, eski günleri özlüyorum tabii ki. Devam. Hocam yanlış karar verip o yüzden ligin kaderini değiştirdiğiniz için vicdan azabı duydunuz mu? Beşiktaş yanlış karar verdiğim hangi maç var bana bir onu say. Bir de ligin kaderini hangi maç değiştirdi onu say. Ben sana cevabı veririm o zaman. Evet. Hocam geçen yasıcı Trabzon hakemlerden yardım aldı mı? Yardım aldı diyemeyiz ama kritik anlarda özellikle bir Gaziantep maçı var. Özellikle iki tane Fenerbahçe maçı var. Trabzon'un lehine hatalar oldu. Konya Başakşehir bu sene iyi. Evet, Adana Demirspor da çok iyi. O yüzden 3 büyüklerin ardından ilk 7 takım belli oldu demektir. Kim bunlar? İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir, Konya, Trabzonspor ve Adana Demirspor ilk 7 takım içerisinde. Yani bunlar sıralamada değişir ama ilk 7 takım bunlar olur. Evet, devam edelim arkadaşlar. Sandık için 44 saniyeniz var. Tekrar teşekkür edelim Fatalli. Ümit Güneş'e teşekkür ederim sandık için. Milli takımda forvet eksikliği var demiş. Ama Umut Bozok mesela geçen senenin gol kralı. Niye, neden yok? Hem de FIFA kokarttı, dürüst bir hakemdin demiş Semih. Teşekkür ederim. Trabzon'a selam Kadir. Demirspor Galatasaray'da 2-2 olur. Orada da beraberliği bozarsa Galatasaray bozar gibime geliyor. Demirspor iyi ama evet. Futbolda para bitti diyor. Futbolda para bitti mi diyor. Diyor. Para hiçbir zaman futbolda bitmez. İddia olduğu sürece para futboldan eksik olmaz. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Evet. Devam edelim hızlıca. Kadir teşekkür ederim takip için. Hocam bence korkusuz hakemlerimizdendin. Tebrik ediyorum demiş. Eyvallah. Ümit teşekkür ederim destek için. Ümit Güneş teşekkür ederim. O 10 takip etti. Turgay Elmas takip etti. Şey, Tugay Elmas, özür diliyorum.
Trabzon'a neden haksızlık yaptın diyor. Ben kimseye haksızlık yapmadım arkadaşlar. Siz gidin onun futbolcularınıza sorun. Neden atılmak için ellerinden geleni yaptılar maç içerisinde kalmamak için. Yabancı hakem çözüm değil Recep. CEO takip etti. Burak Türkan teşekkür ederim takip etti. TikTok gönderdi bir de. Salih'ten kırmızı kartı siz mi yemiştiniz? Evet ben yemiştim. Salih'in o terbiyesizlik yaptığı hakem benim. Ümit teşekkür ediyorum. Destek olanlara teşekkür ediyorum. Beşiktaş'ta teşekkürler. Teşekkürler arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Soru cevap yapıyoruz bu arada. Sorularınız varsa alalım. Beğenmeyi unutmayın. Yayını beğenirseniz yukarılara taşırız. Ben seni bir dikerim şimdi mavi. Sağlam dikilmiş olursun. Benim heykelim var Trabzon'da git. Dikilmiş bir heykelim var. Onun üstüne neyse. Anladın sen. Evet, devam edelim. Aklın sıra bizde şey yapıyor. Makara kukara yapıyor. Senin gittiğin yollardan biz dönüyorduk kardeş. Takım tutmuyorum. Ömer Kayaoğlu teşekkür ederim. Terbiyesizlik hak edene yapılır. Ben de yapıyorum vallahi. Terbiyesiz biri değilim ama hak edene yapıyorum. Ben de yapıyorum. Ama sinirlerime böyle hakim oluyorum. Çünkü bu arkadaşlar bilerek yapıyor bazen. Kişiliğimi bozmuyorum Coşkun. Teşekkür ederim. Bu arkadaşlar hak ediyor ama fazla tevazu bu tiplerden nasihat dinlettiriyor. O yüzden dinlemek istemiyorum ben o tiplerden. Şey değil çünkü çalışmıyor. Böyle vurduğun zaman tak tak diye ses geliyor. Yalovalı değilim. Aslen Sivas Divriliyim. Mersin Tarsus doğumluyum. Fenerbahçe maçı kaç kere yönettin? Çok hazırlık maçını yönettim. Fenerbahçe ligde de Kasımpaşa Fenerbahçe maçı yönettim. Trabzonspor Fenerbahçe maçı yönettim. Fenerbahçe Rize maçı yönettim. Teşekkür ederim Kartal İsto, hoş geldin. Eyvallah Ezel Bayraktar, teşekkür ederim. Kimseyi susturma. Kalsınlar. Kartal. Kalsınlar. Dinlesinler. Hakaret etmedikleri sizlerce susturmaya gerek yok. Demirspor'un gidişatı mükemmele yakın. Ama ben maşallah dediğim 3 gün yaşamıyor ona göre. Bana çok sormayın yani. Mesela Sporttaş gibi takım dedik. Konya'ya yenildi Konya. Adana Demirspor keza aynı şekilde olmasın yani. Mersin Tarsus doğma büyüme. Adana'ya birazcık şeyim var. Sempatim. Teşekkür ederim Cüneyt. Gökmen Akbalık. Teşekkür ederim takipçin. Konya Spor'u dedik. Arkadaşlar çok iyi bir takım dedik ama Galatasaray maçından önce Galatasaray'ın gücünü aslında bu maçta göreceğiz dedik. Konya Spor tek kale oynadı. Galatasaray gücünü gösteremedi ama galip geldi. Şimdi sonuca bakıyor insanlar. Sonuçta galip gelen bir takım aleyhine çok fazla bir şey diyemeyiz ama Konya Spor da hak etmişti o maçı. Devam edelim. Hocam küçükken tuttuğunuz takım vardı hangisi? Var ama söylemem. Hadi bakalım bundan sonra böyle. Var söylemiyorum. Mistik. Yok. Hiçbir takıma sempatizanlığım yok. Adana Demirspor'a ve Sivas Spor'a olabilir ama aslen Sivas Divriliyim çünkü. Adana Demirspor'un maçlarını da küçükken çok izledim. Evet. Sen Kartal'dasın değil mi demiş. Evet Kartal'dayım arkadaşlar. TikUTV. Kartal'dayım. Ziyarete gelenleri beklerim. Yayını bir beğenelim arkadaşlar. Yukarılara taşıyalım. Muhabbet ediyoruz. Hakemlerin %80'i Fenerli demiş. Öyle bir oran yok. Ben kimsenin hangi takımda olduğunu bilmiyorum mesela. Ama basından takip ettiğim kadarıyla Fırat Aydınus'un Beşiktaş'ta olduğunu söylüyorlar. Cüneyt Çakır'ın Fenerbahçe'de olduğunu söylüyorlar. Halil teşekkür ederim Halil Gurbanova desteği için. Evet. O yüzden destekle bir yerlere geleceğiz. Saatlik sıralamaya girmek için 845 elmas gerekli diyor. Halil çok teşekkür ediyorum desteklerine. Trabzon benim kimsenin bende hakkı yok rahat olun ama benim birilerinde hakkım var. Ben de hakkımı haram zehir zıkkım ediyorum. Öbür dünyada fitil fitil burunlarından gelsin diyorum. Zara'dan geçtim. Bir kere gittim zaten Divriye. Sivas'a çok gittim. Maça da gittim. Gezmeye de ama Zara'dan bir defa geçtim Divriye giderken. Beşiktaş maçı ne olur? Kimle oynuyordu Beşiktaş? Ali Komutan.
Beşiktaş. Ha, Fenerbahçe ile oynuyor ya. Beşiktaş maçı onu deyince. Beşiktaş Fenerbahçe maçına 2-2 diyorum. Galibiyete yakın olan taraf ama Fenerbahçe olur, bilginiz olsun. Bursaspor. Bursa, dün Ahmet Bursa maçı vardı. Çok fazla olay oldu. Her tarafta konusu oldu. Maçın canlı yayınlanmaması bir ayrı bir komedi. Neden yayınlanmadı? Her takım. Şimdi Bursa'daki maçta da benzer görüntüler olacak. Kısasa kısası olduğu sürece de bu olaylar devam edecek. Hakemliği bıraktım. En keyif aldığım maç, çok zevkli geçen maç, hiç durmayan, hep oynamak istenen maç Akhisar Belediyespor maçıydı. 3-2 bitmişti zaten. Maç başı hakemler aylık da alıyor. Süper Lig hakemlerinin 26 bin lira aylık ücretleri var. Maç başında da 20 bin lira alıyorlar. Muharrem Karakan, teşekkür ederim. İbrahim Hacı Osmanoğlu olsaydı çıkamazsın Trabzon'dan. Vallahi biz öyle yerlerden çıkmışız ki. Küçücük yerlerden bile çıkmışız. Öyle Trabzon'dan da çıkarız. Rize'den de çıkarız. Sivas'tan da çıkarız. Mersin'den de çıkarız. Adana'dan da çıkarız. Rahat ol. Öyle ya da böyle çıkarız. En fazla ne yapacaklar? Vuracaklar. Yine çıkacağız yani. Her türlü çıkarız. Rahat ol. Yayınlasam milli maçtan sonra daha çok etkileşim alırdı demiş. Maç vermediler arkadaşlar. Maç vermedikleri için hakemliği bıraktım. İşte Beşiktaşlı çok güzel yazmışsın. Teşekkür ederim. Mata iş yapar ama İstanbulspor karşısında izledik. Daha ligde birkaç maç izlemek lazım. Ondan sonra Mata hakkında geçerli, yani asıl yorumu yapabiliriz. Sana kim niye kırmızı kart gösterdi? Bilmiyorum, babasının oğluydu galiba. Babasının oğlu olduğu için kendini şey sandı, padişah torunu. Aldı gösterdi. Onu da padişah torunu gibi pof poflayanlar oldu. O da öyle devam ediyor. Beden eğitimi öğretmeniyim Selçuk. Can hoş geldin, teşekkür ederim. Zonguldak'a selamlar Mert Taşdelen. Hocam takım tutuyor musun? Tutmuyorum. Muza hoş geldin. Kim şampiyon olur? Az bile yaptı sana diyor Haydi Trabzon. Bu kafa ne kafası biliyor musun? Bu kafa sınıfta öğretmen döven kafası. Hastanede doktor döven kafası. Başka trafikte polise tartışan kafası. Bu kafa o kafa. Sana az bile yaptı diyen kafa tam olarak bu kafa. Okulda mutlaka öğretmene sataşmıştır, öğretmeni dövmüştür. Hastaneye gittiğinde doktorla tartışmış, doktora darp da bulunmuştur. Trafikte insanlara tartışıp gelen polise sataşıp onunla tartışmış, dövmüştür. Aynen o kafa. Keşfe açılmış mı Can? Eyvallah. Bilmiyorum, herhalde hafta döndü diye böyle oldu. Bir de yayın paylaşılıyor şu anda. Herkes paylaşıyor, o yüzden galiba. Evet. Devam. Yok, takmıyorum ya. Ben sadece arkadaşların şeyini, seceresini bildiğim için sadece şey yapıyorum, reçetesini yazıyorum. Onlara bir sağlam psikolog lazım. Enes Kereş hoş geldin. Abi bir ismimi söyler misin? Semih Acar. Selamlar kardeşim. İyi hoş konuşuyorsun da hak yedin diyor, hak. Kim kimin hakkını yedi sen bilmezsin. Öbür dünyada karşılaşırız canım kardeşim benim. Benim 17 yılda dişimle tırnağımla geldiğim Süper Lig'den o maça kadar dünya Türkiye'nin en iyi hakemi gösterdiğiniz Deniz Ateş Bitneli, futbola siyaset karışmasın diye diye bağıra bağıra futbola siyaseti karışıp hakemliğini bitirdiniz ama. Bunlardan bahsedin. Hak nasıl yeniyormuş? Brit, takip eder misin beni önce? Brit neyse. Tarsus'ta Eski Ömerli Mahallesi'nde doğup büyüdüm. Şimdiki adı Eski Ömerli. Şeyi, Hürriyet Mahallesi. Adaletliyim kardeşim, canım kardeşim benim. Bak bu hepsi geldi, toplandı şu anda bütün şeyciler. Öğretmenini dövenler, doktora darpta bulunanların hepsi geldi. Aynı kafa bu şu anda burada. Hak yemedim kardeşim, Allah biliyor. Bizi bilen biliyor, bilmeyen de kendi gibi biliyor. Ertem'e dargın mısın? Evet, Eski Ömerli'yi biliriz demiş Bright. Yaş 40 Miroslav. Yok be, takılıyoruz arkadaşlar. Muhabbet için buradayız zaten Sezai. Kimseye takıldığım yok. Benim 6 yılda yaşadıklarımı bilseler, neler yaşadığımı. Kapımda silahlı adamlar duruyordu benim, silahlı. Hani oradan çıkamazsın, buradan çıkamazsın, ben evimden de çıkamazsın diyorlardı. Ben elimi kolumu sallayarak çıktım, sonra gelip benimle fotoğraf çekildiler. O yüzden ben rahatım. En fazla gelip ne yaparlar? Vururlar.
Bir canımız var, onu alırlar. O da yerse. Tarsus'a gidiyor musun hocam? Gidiyorum. Annemle babam herhalde bir ay içerisinde gidecekler. Öğretmenlik maaşıyla geçinemiyoruz tabii ki. Beşiktaş 1903 yazmış. Öğretmenlik maaşıyla nasıl geçineceğiz? Beklediğiniz kadar da değil. Öğretmenlik maaşı. Ben belediyede çalışıyorum. Belediyede taşerondan geçtik bir de. O yüzden geldim hocam geldim demiş. Hüseyin Türkoğlu hoş geldin. Aleyküm selam. Gerçekten içim rahat. Çok da rahat uyudum vallahi diyorlar. Yastığa başını nasıl koydum vallahi. Bir koyuyordum böyle mışıl mışıl uyuyordum. Rahat olun. Eyvallah Hamza. Evet hızlı hızlı arkadaşlar takip etmeyenlerden ricam şuradan takip butonuna basabilirler mi? Bir takipleri okuyayım hızlı hızlı. 156 kişi var şu anda. Takibi alırsanız hemen bir takipleri okuyacağım hızlı hızlı. Bakalım kaç kişi geliyor. Mehmet Balcı geldi. Devam. Muharrem Karakan. Mehmet. Mehmet çoğunlukta bugün. Takipleri okuyorum. Hızlı hızlı okuyacağım. Takibi alırsanız hızlı hızlı okuyayım. En beğendiğim hakem şu anda en beğendiğim hakem söyleyeceğim. Halil Yasak. Semih Hacar. Teşekkürler takiplere. İzzet. Hoş geldin. İzzet. GVJJ bu ne ya? İyi yayınlar demiş Halil Yasak hoş geldin. Teşekkürler. İsmail Mazlum hoş geldin. Evet devam edelim. Sen kendi kendine ettin diyor. İsmine bak arkadaşın. İşte bu zihniyet çok tehlikeli bir zihniyet. Atilla Karaoğlan hiç hakem falan değil arkadaşlar. Halil Umut Meler Türkiye'nin en iyi hakemlerinden biri olacak. En kariyerli hakem olacak bilginiz olsun. Abdülkadir Bitigen iyi ama şu anda en tartışılmayan hakem Volkan Bayarslan. Yönettiği hiçbir maçta tartışılmadı. Skandal hatalara imza atmadı. O yüzden Volkan Bayarslan'ın derbiyi yönetme ihtimali var. Ben beyaz futbolu hiç izlemedim arkadaşlar. Hiç izlemedim. Sadece Twitter kullanıyorum, işte Instagram kullanıyorum. Reels'lerde böyle karşıma çıkıyor böyle parça parça. Onlara bakıyorum. Metin Aşk demiş. Selam. Selam hoş geldin. Hakemliğim bitti neden? Salih Dursun'a sorun. Mete Kalkavan torpil. Mete son iki sezon iyi maçlar yönetti ama bu sezon fena şu kötü başladı. Yaşar Kemal Uğurlu'yu severim. İyi bir arkadaşımdır ama bu sene kötü. Beyaz futbolu hiç izlemediğim için yorumcuları nasıl bulacağıma dair bir fikrim de yok. Yani nasıl bulduğuma dair bir fikrim yok. Ahmet Çakar derim. Ahmet Çakar niye derim? Daha kariyerli bir hakemdi. FIFA hakemiydi. Erman da FIFA hakemiydi. Erman Toroğlu ama Ahmet Hoca final yönetti Avrupa'da. Bu 19 finaliydi galiba. Ümit Öztürk'ü beğeniyorum arkadaşlar. 40 yaşındayım Muharrem. Emre Dursun cidden ne düşünüyorsunuz diyor. Vallahi izleyenler de aynı şeyi düşünüyor. Hepsinde haklıydın diyorlar. At gözüyle bakanlar dışında herkes kartlarda haklı olduğumu görür. Erol Çetin selam. Hoş geldin. Abi bir dakika okursan ciddi bir şey soracağım demiş Bayraktar. Okudum. Yani bunu yazana kadar normal yazsaydım şey okumuştum zaten. Can teşekkürler desteğiniz. Bülent Yıldırım iyi bir hakemdi. Galatasaray Beşiktaş maçında bir vermiş olduğu penaltı tartışıldı Burak Yılmaz'ın düştüğü pozisyonda. Onu da o zaman var yoktu süzmek zordu. Dışarıda olan pozisyonu içeride vermişti. Yabancı hakem için ne dersin hocam demiş Deniz. Fenerbahçe Galatasaray maçı kafa kafaya girerlerse yabancı elit hakem gelir arkadaşlar. Sondan bir önceki hafta bunu söyleyeyim size. Tekrar izleyince kartlar hakkında aynı mı düşünüyorsun? Evet Bayraktar hiçbir fikrim değişmedi. Bir oyuncu bana gelip bak seni böyle yaparım bilmem ne sıkıyorsa beni at derse ben atmadım sarı gösterdim yine bak iyi davrandım. Arkadan kayarak müdahale yaptı topa dokundu diyorsunuz. Sağ ayağa bakıyorsunuz sol ayağın tabanına hiç bakmıyorsunuz. Arkadan aşil tendonuna vurmuş mu vurmamış mı? Öbürü gidiyor kabadayı arkadaşı rakibe kafayı yaslıyor falan itiyor. Siz sadece onu görüyorsunuz. Onun dışında o dakikaya kadar neler neler yaptı onları görmüyorsunuz. İkinci sarıdan attık yine. Geldi penaltıdan sonra Kavanda göğsüyle vurdu bize. Atmayayım mı? Elime vurup kartı düşürüp bana gösterene atmayayım mı? Özer abi Özer diyorsun. Bak açıklıyorum arkadaş. Bayraktar kardeşim bir daha açıklıyorum. El pozisyonu el olmayabilir ama bir hakeme futbolcu gelip böyle tehditvari parmak sallayarak konuşamaz. Ben parmak sallama bak kart görürsün dedim sıkıyorsa at dedi. Ne yapmamı bekliyorsun? Ne yapmamı bekliyorsun? Atmadım sarı kart gösterdim. Sonra da arkadan kayarak yapmış olduğu müdahale var. Sen sağ ayağa bakıyorsun. Ayağa bakma.
sol ayağın tabanıyla rakibin aşil tendonuna müdahalesi var. Rakip zaten geriye doğru takla attı. Siz farklı yerlere bakıyorsunuz. Evet. Adana Demirspor futbolun katili Türk hekemleri demiş. Futbolun katili yöneticiler arkadaşlar. Maç iyi. Abi ne açıklama yapıyorsun bunlara demiş. Yo, yapayım ki bilsinler arkadaşlar. Bilmiyorlar. Takibe bakması gereken yere baksın. Bakmakla görmek arasında fark var. Daha doğrusu görmesi gerekeni görsün. Bakıyor ama kendi bildiğini doğru sanıyor. Gördüğü zaman belki hani benim de söylediğim gibi izlerse belki hak verir bana. Evet. Samet Öztepe namus satıyor galiba. Ertem Şener olayı. Ertem Şener Beyaz Futbol anlaştı gitti. O anlaşıp gidince TV100'de Var Odası programını yapmadı. Var Odası programı, spor programı yapmama kararı aldı o yüzden. Çok sert hakemin Türk futbolcusu duygusal diyor. Peki maçları sert hakem olarak mı yönetmek daha doğru yoksa duygusal aman canım aman cicim deyip böyle arayı bulup böyle bazı pozisyonları görmeyip eyyam mı yapmak mı? Sizce hangisi? Nasıl anket yaparız acaba? Fırat Hoca'nın yaşı geldi artık. 48 yaşına geldi artık. O yüzden bıraktı Fırat Hoca. Neyse isim okuyup daha fazla sizi yüceltmeyeyim burada. Türk milli takım hakkında ne düşünüyorsun? Türk milli takımı skandal bir kadro yapılanması, skandal bir yönetim anlayışı, skandal kabadayılardan oluşan bir grup tarafından galiba yönetiliyor. Kabadayı derken hani bu tırnak içinde belirteyim sonra hukuki sıkıntı olmasın. Kabadayı vari konuşan tipler. Yani biri masaya yumruğunu vuruyor, öbürü diyor ki ben yaptım kardeşim ben yaptım eli cebinde böyle röportaja gelmiş. Futbolcu değilsin artık yöneticisin. Yönetici olduğun zaman kime nasıl hitap etmen gerektiğine dikkat etmen lazım. Sayın Hamit Altıntop. Vallahi bana ne yazmışlar ya. Hızlı hızlı geçiyor arkadaşlar ya. Hocam yolun açık olsun bu saatten sonra demiş. Tam eyvallah teşekkür ederim. Bu arada 170 kişi var. Şu takip butonuna basar mısınız rica etsem? Takip butonu. Memleket nere demiş TikTok sosyal medya. Aslen Sivas Divriliyim. Mersin Tarsus doğumluyum. Hakan yazmış ne haber çorbam. Bir R koysaydın oraya çorbam olur der. Eyvallah teşekkür ederim. Kara, ASD, Gaming Kids, Profesyonel Asker. Hepinize teşekkür ediyorum. Takipleri okuyorum. Hızlı hızlı takip alanları okuyorum arkadaşlar. Kaliteli bir hakem dinlemiş. Bu kim ya? Arkadaşlar bunu sadece destek olanlar gelebilir. Nasıl ya? Eyvallah teşekkür ederim. Onun sesini kısacağım. Ben sizin sorularınızı yanıtlamaya devam edeceğim. Destek olan like'larla destek olabilirsiniz. Ya da hediye atan destek olabilir. Teşekkür ederim. Arkadaşım 300 küsur kişi izliyor çünkü. Erol Çetin güzel günler demiş. Ligdeki en iyi kadro hangi takımın şu anda en iyi oyun? En iyi oyun, en iyi kadro. En iyi kadro dersen Galatasaray şu anda. En iyi oyun dersen Beşiktaş'ın ilk yarıdaki oyunu. Fenerbahçe'nin genel anlamdaki hızlı tempolu oyunu derim. Ama Başakşehir ve Konya'yı da yabana atmam. Adana Demirspor'u yabana atmam mesela. Ama kim hak eder şampiyonluğu, kim olur dersem Fenerbahçe Galatasaray maçı, sondan bir önceki hafta maçı şampiyonluğu belirler. Eyvallah fena, fena. Okumayacağım tamamını tabii ki. Ya da şey diyeyim ya, Kerim kardeşim diyeyim. Halil Umut Meler iyi hakem, Messi kan. Büyük ihtimalle Avrupa Şampiyonası'nda bizi temsil edecek. Arkadaşlar like atarsanız bu arkadaş, ben sizin sorularınızı cevaplıyorum. Şu anda ligdeki hakemlik yapan ve en çok yanlış karar veren hakem Arda kardeşler. Ve Atilla Karaoğlan. Takip isteklerini de okuyorum. Hızlı hızlı takip ederseniz sevinirim. Ara ara PK alayım böyle. Desteklerinizi göreyim. Like atın. Hızlı hızlı like. Şu an evet Salih olayından futbolcu ayıbıydı. Medya sizden yana olmadı demiş Serkan Öztürk. Aklı selim insanın düşünmesi gereken şekilde buydu. Yani hep aynı örnekleri veriyorum. Tekrar o örneği vereyim. Salih Dursun'un yapmış olduğu hareket, Salih Dursun'un hakeme yapmış olduğu hareket bir öğrencinin öğretmene terbiyesizliğinden, bir hastanın doktora darbından, şiddetinden hiçbir farkı yok. Ya da şöyle söyleyeyim, bir köpeğin insanı ısırması kadar doğal bir şey yok. Ama bir insanın köpeği ısırması delilik. Onu da söyleyeyim. Bu olayın bir insanın köpeği ısırmasından hiçbir farkı yok. Öyle söyleyeyim. User takip etti, teşekkür ederim.
Serkan Öztürk demek istediğimi anladı. Eyvallah. Yusuf alayına isyan deyip duruyor. 5 kişiden hediye lazımmış ama Yasin Kol iyi bir hakemdi. Ben beğeniyordum ama şanssız gitti. 2 maç üst üste sıkıntı yaşadı. Hız görevi için 5 kişiden küçük hediye lazım. Tamamlayabilirsek. Aleyküm selam Icardi, hoş geldin. Mehmet 47-1 oldu. 4 kişiden daha lazım. Icardi teşekkür ederim. Aleyküm selam. Ben Halil Umut Meler olduğunu düşünüyorum demiş Legal Şair. Osman Yıldırım param bitti mi hoca demiş. Bitti. İban göndereyim at istiyorsan, varsa bol paran. Hani senin varsa. Evet. Şampiyonlar Ligi'nde Süper Lig başka maçlar yönetiliyor. Arkadaşlar bu biraz da futbolun kalitesiyle alakalı değil mi? Şampiyonlar Ligi'ndeki kaliteyle Türkiye Süper Lig'in kalitesi bir arada bir mi olur? Ya da oradaki futbolcuların kalitesiyle. Kesinlikle fark var. Serdar Çiçek teşekkürler. Çağrı demiş ki Beşiktaş Fenerbahçe ne olur? Çağrı önce bir takip eder misin rica etsem? Sonra da 2-2 olur. Onu söyleyeyim. İyi para kazanıyordum illegal şair. 2015-2016 yılında 20-25 bin lira civarı aylık gelirim vardı hakemlikten. Soruma cevap vermekten çekiniyor musunuz demiş Kasım Bey. Şimdi gördüm mesela ne yazdığını bilmiyorum. Beden eğitim öğretmeniyim Osman Yıldırım. Yahya o da bir iş. Dilencileri bence aşağılama, hor görme. Ben dilencilik yapmıyorum ama onları hor görmek bile senin nasıl bir karakterde olduğunu gösteriyor. Buradan şimdi bir şey söylemeyeceğim. Söyleyemem. TikTok hemen bize ban yasağı getiriyor. O yüzden senin insanları hakir görmüyor olman zaten nasıl bir karakterde olduğunu gösteriyor. Bekes, eyvallah. Çağrı, eyvallah. Takip edenler bunlar. Direkt kapanma olmayabilir. Ahmet Spor, Bursa Spor maçından dolayı direkt kapanma olmayabilir. Kısmi cezalar geliyor biliyorsunuz önce. Para cezası ve kısmi ceza olabilir. Serkan teşekkürler desteklerin için. Serkan Öztürk destek oluyor, sağ olsun. Herkes bizim ne olduğumuzu biliyor. Kardeş bilmeyen de kendi gibi biliyor. Mesela sen beni kendin gibi biliyorsun. Yahya kardeş. Bizi bilen biliyor. Bilmeyen de kendi gibi biliyor. Eyvallah, eyvallah. Serkan teşekkür ediyorum Serkan Öztürk'e. Ertem Şener Beyaz Futbol'la anlaştı. Var odası bitti. Sattı diyemeyiz. Kariyerini düşündü. Gitti. Yapacak bir şey yok. Beşiktaş'ı nasıl buluyorsunuz? Beşiktaş ikinci yarılar oynanmasa Beşiktaş şu anda şampiyonun en büyük adayıydı. Ama ikinci yarılardan sonra işte 3-0 öne geçip 3-3 maç vermeler falan. Geriden yapılan oyuncu değişikliklerindeki hatalardan sıkıntı yaşadı. Eyvallah. Arkadaş bizi yendi. Evet hocam, her yazılana cevap vermeyin onlara. Biliyorum canım İzzet. Ben de hakemliğin vermiş olduğu tecrübeyle. Bir tek atamıza bir saygısızlık yapan biri vardı. Ona sağlam bir cevap verdim. Bir hafta ban yasağı yedik ama onun dışında kolay kolay bekleriz. Karizma hoş geldin. Eyvallah. Karizma sen bize destek olan karizma mıydın? Evet oymuş. Hoş geldin. Maçlardaki tüm operasyonu anlatır mısın? Şöyle, şimdi operasyon şöyle oluyor arkadaşlar. Bir tim var. 9 kişiden oluşuyor. Bir tane tim komutanı var. İşte dışarıdan bir saldırı olduğu zaman o tim her daim ayakta. İşte planları var. Seyir planı. İşte birinci planı uyguladığı zaman arkadan dolanıyor. İkinci planda direkt karşılıyor. Operasyon diyor adam ya. Yemin ediyorum hangi kafayı yaşıyorsunuz bilmiyorum yani. Ama yaşadığınız kafadan biz de istiyoruz. Burak Büyükkaya diyor ki kaç para aldın Trabzon'u doğramak için? Trabzon'u doğramak için değil de o maçı yönetmek için 5.500 lira almıştım. Federasyonun yatırdığı para o. Ha, Trabzonlu futbolculara sor kaç para almışlar ya da ne oynamışlar, bir şey oynamışlar mı onu sor bence. Çünkü 4 futbolcunun atılmak için elinden geleni yapması hiç böyle akıl kârı değil. Ya da 4 futbolcu atıldıktan sonra sezon sonra böyle yolcu edildi bir tanesi biliyorsunuz şey oldu. Heykelini falan diktiler. Kahraman oldu ama takımdan gönderdiler. Bunlar hiç böyle akla mantığa yatacak işler değil. Onları bir araştırın. Yunus hoş geldin. Merhabalar. Evet sizi yediler demiş. Valla boğazlarında kalırdık ama işte arkamız güçlü değildi. Arkamız güçlü olsa boğazlarında kalırdık. Mado Çakıl. Eyvallah hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Eyvallah. Nokta. Evet.
Bir maçtan ne kadar alıyorlar? 20 bin lira şu anda hakemlerin aldığı ücret arkadaşlar. Maç başı 20 bin lira. Evet, karizma sizi yediler demiş. Hakeminizi beğeniyordum. Valla o zamana kadar herkes beğeniyordu be şey. Karizma. Türkiye'nin en iyi hakemi gösteriyorlardı Deniz Ateş Bitmeli. Bir maçta nasıl oldu da Türkiye, dünyanın en kötü hakemi oldu? Evet. Nasıl devam edecek bu şekilde Türk futbolu? 2023'ü bekleyin. Sağlam köklü değişikliklerle her şey düzelir. Ben kalırım arkadaşlar. Deniz Hoca büyük lokmadır. Boğazınızda da kalır, gırtlağınızda da. Beden eğitimi öğretmeniyim arkadaşlar. Okan Hoca başarabilir mi? Bu kadroyla başaramazsa zaten sezon sonunu göremez. Hamit Altıntop için söyledim. Yönetici olan adam insanların o şekilde mahalle jargonuyla, sokak ağzıyla konuşmaya hakkı yok. İnsanlara ben yaptım kardeşim benim ha işte falan böyle bir jargon yok yani. Futbol bir tanesi gidiyor masaya vuruyor. Federasyon başkanı olmuş masaya vuruyor. Eyvallah Metin kardeş teşekkür ederim. İzzet demiş ki çift tıklayarak destek olabilirsiniz. Eyvallah destek olanlara teşekkürler. Derbi maçı ücreti de 20 bin lira arkadaşlar. Değişmiyor. Aylık ücretleri 26 bin lira. Derbi ücreti dahil bütün Süper Lig maçları 20 bin lira. Bursa Ahmet maçı iptal değil. İkinci maçta tabii sıkıntı olacak gibi duruyor yine. Nasıl olur bilmiyorum. Bakacağız. Biz izleyeceğiz o maçı. Belki gider Bursa'da izlerim. Sandığı kim bıraktı? Mehmet mi? Halil bırakmış. Halil çok teşekkür ederim sandık için. Yayın yükselsin diye elinden geleni yapanlara teşekkür ediyorum. Volkan Uyar teşekkürler takip için. Getir götür Mustafa. Ne güzel izinmiş. Getir götür Mustafa. Sen gittin Trabzon düzeldi diyor. Trabzon neyse ben bir şey diyecektim de şu anda yayındakiler muhtemelen diyordur zaten. Mehmet Diril. Teşekkürler takip için. Serkan çok teşekkür ediyorum. Serkan Öztürk halen destek oluyor. Kolay gelsin hocam demiş. Eyvallah. A milli toplu temizlik gerekir. Aslında çok iyi bir jenerasyon vardı. Ama jenerasyonu kullanacak bir teknik adam, kullanacak bir yönetim gelmedi. Bir önceki federasyon başkanı ve yöneticileri getirdi diyor. Devamı var. Halil var. Halil diyor ki ben sonuna kadar arkasındayım. Ben burada olduğum sürece bu adam gitmeyecek diyor. Görürüz bakalım gidecek mi, gitmeyecek mi? O zaman sen de gideceksin demektir. Kırmızı kart yiyen hakem benim Albatros. Sergen Yalçın yapamaz demiş. Büyüksün Deniz. Eyvallah Musa. Musa salla gitsin sana laf atanları diye. Yani sallamak bile fazla onları ya. Sallamayalım diye boş ver. O zaman diyemediklerini. Ben de hani beni tanımayanlara buradan cevabımı veriyorum arkadaşlar. O zaman diyemediklerimizi yüzüne söylüyoruz diyor. Ben de cevabımı veriyorum. Nokta da bir sandık bıraktı. Eyvallah teşekkür ederim. Yayın büyüsün diye elinden gelenleri yapanlara teşekkür ediyorum. Kunst istifa isterdi. Var hakemi ne kadar alıyor? Var hakemi 10 bin lira alıyor. Bir de aylık ücretleri var. 20 bin lira da maaşları var var hakemlerine. Haftada da 2 ya da 3 maça çıkıyorlar. Çok para kazanıyorlar. Hakemlerden daha çok kazanıyorlar. Bu sene kim şampiyon olur? Galatasaray Fenerbahçe büyük avantajlı Beşiktaş sonuna kadar kovalar. Galatasaray Fenerbahçe maçı şampiyonluğu belirler. O maça da yabancı hakem gelir. Evet, okul diye arkadaşlar ben Kartal Belediyesi'nde kreş müdürlüğünde çalışıyorum. Kreş müdürlüğünde beden eğitimi öğretmeniyim. 5-6 yaş çocuklara spor yaptırıyorum. Jesus Dede ya Kurt Hoca iyi bir antrenör olduğunu gösterdi. Ayık ailesine selamlar. Sinan Ayık. Ayık ailesine selamlar. Hakemlik kursu için şartlar. Lise mezunu olmak gerekiyor. 1,70 boy erkeklerde şart. Yabancı dil avantaj. Fiziki yeterliliğin olacak. Koşu sıkıntısı yaşamayacaksın. Eyvallah Sinan, teşekkür ediyorum. Eyvallah Tam. Takım tutmuyorum. Hakemlere yemin töreni var. Evet, kurs bittikten sonra 2 yıla kadar yani 6 ayla 2 yıl arası aday hakemlik yapıyorlar. Yani aslında hakem olmuyorlar, sadece hakem adayı oluyorlar. Maçlara çıkıyorlar. Sonra kokart takmaya hak kazandıklarında bir yemin töreni yapılıyor. Evet. Fenerli tipim var. Tipten nasıl belli oluyor bunlar ya? Beşiktaşlı tipim var diyen de var. Galatasaraylıya yakıştıranlar var. En çok Trabzonlulara yakıştırıyorlar. Trabzonluysun diyorlar. Bir Fenerbahçe, iki Galatasaray, üç Başakşehir, dört Adana Demirspor. Fenerbahçe demiş. Galatasaray ülkesinden selam. Hangi ülke o ya?
Kaç dil bilmen gerekiyor? İngilizce bilirsen avantaj arkadaşlar, onu söyleyeyim. İngilizce avantaj. TFF'de göreviniz olmalı demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. İnşallah olacak ileride. Ama sistem böyle olursa kabul etmeyeceğiz tabii. Sistemi değiştireceğiz. Akılda kalan en güzel maç hangisiydi diyor. Çok var. Ama bir tane işte çok zevk aldığım maç Galatasaray-Akhisar Belediye maçıydı. Çok etkilendiğim maç bir amatör maçtı. Amatör maç dediğime aldanmayın. Amatör seyirci rekorunun kırıldığı Aydın Çiğli Belediye şampiyonluk maçı. Yenen'in üçüncü gibi çıktığı bir maçtı. O maç çok güzeldi. Senin gibi neyse şu bak ne yazmış arkadaşlar. Bunu ne yapıp şikayet edebiliyorsanız zaten kaspot diye bir tip karın ve çocuğun hak etmiş yazmış. Bu insansa ben her şey olmaya razıyım. Ama bunun gibi küfür edeyim mi? Etmeyeyim çünkü amacı o. Amacı küfür etmem ve yayınımı banlatması. Ama bu seninle görüşeceğiz oğlum bir yerde. Şöyle ekran resmimi alayım da. Seninle bir yerde görüşeceğiz. Kaspot. Seni yazdım bir yere. Tamam mı? Yo etmeyeceğim zaten canım. Küfür etmeyi sevmiyorum. Hayatım boyunca çok fazla etmiyorum. Evet, şikayet etseniz yeterli benim için. Karınla çocuğun hak etmiş diyebilecek kadar aşağılık olabilen insanlardan nefret ediyorum. Tamam mı? Bu da öyle bir aşağılık tip. İnsanlıktan nasibini alamamış. Yok sakinim ya Osman Yıldırım. Ara ara böyle yükselebiliyorum ama kendimi tutabiliyorum, rahat olun. Harun Paycin takip etti. Teşekkür ederim. Yabancı kuralı hakkında. Yabancı kuralının serbest kalmasından yana olanlardanım. Neden? Ülke futbolunun geliştiği en tap yaptığı seviyelerde yabancı kuralı serbestti. 96-2000'i ayrı tutuyorum. O zaman bir jenerasyon vardı. Müthiş bir jenerasyondu. Orayı ayrı tutuyorum ama 2002'den sonra 2008'e kadar olan bölümde yabancı kuralının serbest kalması ülke futbolu açısından iyi yerlere gelmemize vesile oldu. Onu söyleyeyim. Erzurum maçını birkaç kez de yönettim. Devam edelim. Ahmet, Bursa maçını izledim arkadaşlar. Olayların hiçbirini tasvip etmiyorum. İkinci maçta kısasa kısas olacağını düşünüyorum. İnşallah olmaz. Michael Oliver İngiltere demiş. Bence Lahoz ve İtalyan tarzı hakemleri beğeniyorum. Ankara'ya selamlar Cem. Akhisar maçı Muslera'nın penaltı golünü attığı maç mı? O maçta hayır o değil. İçeride Nef Arena stadında oynanan Rodeaga Akhisar'da oynadı ve 2 gol attığı Galatasaray'a maçtı. 3-2 bitmişti. O maçtan bahsediyorum. Batman'a selamlar. Kuntz'la Altıntop ne zaman gider? En kısa sürede giderler. Dünkü Hamit Altıntop'un yaptığı açıklamalardan sonra muhtemelen Kuntz gönderilecek. Hamit Altıntop da o giderse ben de giderim diyecek. O da gidecek. Eyvallah. Jetonları toplayanlar bana gönderiyor galiba. Efe teşekkür ediyorum. Bana küfür eden futbolcu kim? Veysel Sarı. DYM teşekkür ederim. Trabzon'a düşman değilim. Hocam demiş Osman Yıldırım. Bence de gider. Milli takımın başına sen gel diyor. Ben antrenör değilim, teknik direktör de değilim. 180 kişiyiz. Rica etsem şuradan hızlı hızlı takip alır mısınız? 180 kişinin tamamının takip etmediğini düşünüyorum. Bir 80 kişi buradan takip etmiyordur arkadaşlar. İsimsiz. İsimsiz isim demiş ki Veysel adam olsun. Ömer Vergül hoş geldin. Milli takım hakkında düşüncelerimizi yayın başında söyledim. Tekrar söyleyeyim. Faroe Adaları'na yenilen bir milli takım benim için ne diyeyim ya, ne diyeyim yani. Ağzımdan çıkacak her kelime ters teper yani. Hatta milli takımı savunabilecek kadar landlulunu konuşan masaya yumruğu vuran yöneticilerimiz var. Onlar da ayıp ediyor yani. Mertoviç teşekkürler. Yayını takip edenleri okuyayım mı bir hızlıca? Beni takip edenleri hızlıca okuyayım. Osman Yıldırım Hoca, hocam yayını al diyor. Arkadaşlar en fazla destek olanı yayını alacağım. Var mı 1000K hediye? 1000K destek olacak varsa yayını alayım. Yapıyorum. Söyleyeceğim. Mustafa Pektaş teşekkürler. Cevat Yapınçak teşekkürler. User teşekkürler. Burak teşekkürler. Gökdeniz Kurtça teşekkürler. Hepinize teşekkürler takip edenlere. Hocam maç yönetmeye gelir misin diyorlar. Uzun süredir maç yönetmiyorum. Maç yönetmek için de şartlarım olduğunu söylüyorum. Tamam mı? Maç yönetmek istemediğim için ama. Diyorum ki şu kadar paraya yönetirim.
Tabii böyle fazlaymış hocam veremeyiz o parayı diyorlar. Bu işin bahanesi zaten maç yönetmek istemediğim için. Parayı veren oluyor mu? Oluyor. Gidip yönetiyoruz tabii ondan sonra. Burada da diyorum ki şimdi yayına almayacağım ya kimseyi. 1000K destek olan varsa yayını alırım diyorum. Herkes yok diyor. 1K'ya destek olamayız. Ama like'larla yanınızdayız diyorlar. Like atıyorlar. Eyvallah teşekkür ederim. Ahmet Spor'u izledim Murat Yıldız. Hiç tasvip etmiyorum olan olayları. En sakin teknik direktör kim? Rıza Çalınbay. Çok sakin. Şey diyormuş. Yılmaz Vural diyormuşum. Ne komik olur değil mi? Yılmaz Vural. 4 kart olayı neydi abi ya? Yasin Meşe takip alır mısın? Onunla ilgili videoları çekeceğim yavaş yavaş. Bölüm bölüm koyacağım. Takip ederseniz sevinirim. Hepsiyle ilgili video çekip koyacağım. Biraz mizah sen yapacağım. Biraz gerçek yapacağım. Biraz duygusal olacak. Biraz komik olacak. Eyvallah. Semih Kaya nasıl bir futbolcuydu size karşı? Semih Kaya'nın buz adamdı ya. Hiç böyle muhatap olduğunu, garip olduğunu, garip davranışlar içerisinde olduğunu görmedim saha içerisinde. İyi bir profesyoneldi yani. Murat hoş geldin. Murat Bitnel. Eyvallah. Biz Rıza Hoca'yı severim zaten. Kayseri Trabzon. Ne olur abi demiş. Kayseri yener. Samsun Spor Hüseyin Erol ile anlaşması tamamen bir komedi arkadaşlar. Yani Yüksel Yıldırım diyor ki Hüseyin Erol haber gönderdi. Bizim öyle bir işte büyük takım, yarışmacı takım hocası değil diyor. 3 gün geçiyor anlaşıyor. Yani böyle bir şey olamaz ya. En sempatik oyuncu kimdi? Sabri. Sabri ya. Benim hakkım olanlara da ben hakkımı helal etmiyorum arkadaşlar. Ankara Gücü Başakşehir ne olur? Ankara Gücü'ne çok üzülüyorum ama Başakşehir'in avantajının büyük olduğunu söylemek gerekiyor. Buba demiş. Efendim oğlum. Oğlum mu kızım mı? Hanginiz açtınız? Beğeni atın hemen hızlıca. Buba. Aç canlı yayın aç seninle PK yapalım Rüzgar. Aç canlı yayın. Şarjım azalıyor %10. Canlı yayın aç. Evdeysen canlı, evde de değil ki. Bizim hoş geldin. Nasılsın hocam? İyiyim seni sormadı. Sen nasılsın? İyidir valla. Dedim bir yayın açın da. PK. Ve PK başlatalım. En azından like'ları değerlendirelim. Hediye gelmiyor. Like'larla değerlendirelim. Aynen. Şey dedim. Bende kimse yok zaten hocam. Olsun. Yani sağ ol. Sen nereden izliyordun beni ya? Bir muhabbet etmiştik ben sanki. İstanbul hocam aynen. Neresiydi? Bağcılar. Eyvallah. Mertoviç destek oldu. Eyvallah Mertoviç. Takibe de aldı. Kahtari Ali Alantar. Ali Alantar'ı ben bir yerden tanıyorum ama soy isim hiç yanlış. Yabancı gelmiyor. Bursa'ya. Bursa'ya selam. Çirkin Kral takip ediyor. Kayseri Trabzon. Ben de Kayseri dedim zaten. Mertoviç evet, takip ediyor. İsim neydi aslında? İsmin? Murat hocam. Murat. Ne iş yapıyordun? Ben oyunculuk işiyle ilgileniyorum hocam. YouTube dizisi, işte kısa film, dizi, sinema. Nasıl çekeceğiz biz bu kısa filmleri bu şeye, TikTok'a? Ben maçın hikayesiyle ilgili böyle kısa kısa o kartlarla ilgili kısa kısa videolar çekeceğim ama nasıl yapacağım bilmiyorum. Tek başına zaten yapamam. Oğlumla yapayım diyorum. O baba ben sıkılıyorum diyor. Beni buraya sokan o zaman. Şöyle söyleyeyim. Onun için ya kamera ekipmanımız olması lazım. Kamera ekipmanı da çok profesyonel oluyor. Biz biraz amatörce takılalım size. Amatörce daha çok i̇şte, seviliyor. Yani ya bizimkisi de şu anda yaptığımız şey amatör yani. Ama şey mesela dizi yani kısa film YouTube tarzı biraz düşük oluyor da yani dizi sinema işte. En son mesela Arka Sokaklar'da oynadım. 537. bölümde. Evet. Şu anda işte ayağımda biraz sorun var. Geçmiş olsun. Hafiften bir şey topladı, ödem topladı. Reis bazen neresi? Bazen meydan kardeşim. İşte bugün doktor randevum var. Bakalım ne diyecekler. İnşallah hayırlısı çıkar. Bakalım sağlık sıhhat versin Allah. Sağ olun hocam. Ya MR'da bir şey çıkmadı da hani adım attığım zaman
hafiften bir ağrı yapıyor yani. Tam bilekte mi, topukta mı, nerede? Topuk Topuk kısmında. kısmında hocam. Yani aşil tendonuna doğru mu ağrı yapıyor? Mertovic, çok teşekkür ederim destek için. Hız görevi geldi bu arada. Hız görevinde destek olmak isteyeni bekleriz. Çarpı 3'müş hediye puanı da bu arada. Hocam bir şey soracağım da ben Beşiktaşlıyım. Üç kişiden. Beşiktaş Fenerbahçe maçına kim verirler acaba sizce? Ben Volkan Bayarslan olur diye tahmin ediyorum. Çünkü Volkan Bayarslan bu sene çok az tartışılan hakemlerden. Muhtemelen. Olma ihtimali yüksek. Evet arkadaşlar, hız görevi geldi, bir Evet, iki kişiden aile daha lazım. kişilerden bir Volkan Bayarslan alabilirsiniz. olmazsa kim olur? Kadir Bitigen olabilir. Onu söyleyeyim. Mertoviç, teşekkürler. Bir kişiden daha lazım. Mertoviç, bunları hız görevinde atsaydın ya, çarpı 3 olurdu, süper olur. Bir kişiden daha lazım. 4 tane Kerem attı. Mertoviç şimdi bekliyor. Çarpı 3 hız görevi. Volkan olur diye tahmin ediyorum. Tartışmaları engelleyecek bir hakem. Dediğim Ama gibi bol kırmızı kart çıkabilir. Geliyor. başladı hız görevi arkadaşlar. Ne gelirse 3x3. Kırmızı kart çıkar mı hocam? Çok. Volkan olursa çıkmayabilir. Futbolcunun dilinden anlayan bir hakem. Dediğim gibi skandal atmalar olmayacağı için de problem olmaz gibime geliyor. Ama hızlı oynatan hakemler var maçı. Abdülkadir gibi, Halil Umutmeler gibi. Böyle hakemler olursa kırmızı kart çıkma ihtimali de artar. Aynen. Neden artar? Şimdi yanlış anlamasınlar. Hızlı oynanan oyunda yapılacak müdahalelerin dozajını ayarlayamıyor şeyler, futbolcular. O yüzden çıkma ihtimali olur. Ya Maç ben de beraber yani Kahtalı Ali Alantar berabere biter demiş. Ben de 2-2 diye tahmin ediyorum ama galibiyete yakın olan tarafın bence Valerian İsmail'i istemeyen oyuncular grubu tarafından oluşabilir. Sadece bu benim öngörüm, düşüncem. Fenerbahçe'nin biraz şu daha an yakın düşünüyorum. ya şu an öyle bir durum var zaten. Evet. Yani Yani hocayı şimdi 2-2 benim gönderme. 3-2 dönerse Fenerbahçe lehine döner gibime geliyor. Evet. Ve Valerian İsmail de gönderilir ondan sonra. Evet, bitiriyoruz şimdi. Çok teşekkür ediyorum. Yine konuşuruz. Ara ara gelirsin yayına, olur mu? Sağ olun hocam. Ha, çok sağ ol. Görüşürüz. Sağ olun. Değişikliklerde hataları var. Kadro yapılanması yeterli görünmüyor. O yüzden sıkıntı yaşıyor. Ama Valerian İsmail'i de pek sevmiyorlar herhalde. Böyle komando antrenmanı yok işte, bilmem ne antrenmanı yaptıran teknik direktörler sevilmiyor futbolcular tarafından. Valerian İsmail de geldiğinde vay komando antrenmanı, vay güçlendi oyuncular, vay kondisyonları mükemmel oldu falan diye böyle garip garip şeyler oldu. Evet, şey sandığımız açıldı. Sandıktan tıklayanlar altın şeylerini, jetonlarını kazanabilir. Bu arada yavaş yavaş mesainin de sonuna geliyoruz arkadaşlar. Destek olan herkese teşekkür ediyorum. Akşam yayın açacağım yine. Akşam güçlü PK'larla karşınızda olmaya çalışacağım. Böyle şeylerle yayın yapalım. Şenol Güneş geçecek yine. Şenol Güneş zaten sezon başı gelecekti büyük ihtimalle ama olmadı. Şimdi onun için yol yapıyor da olabilirler. Kadir, teşekkür ediyorum. Hüseyin Eroğlu'nu, bak Hüseyin Eroğlu başarılı bir teknik adamdı. Yarışmacı olmayan bir takımda iyi işler yaptı yıllarca. Bence başarılı olma ihtimali yüksek, sadece stresi kaldırabilirse. Ama buradaki yapmış ya, hatayı başkan yaptı. Başkan Hüseyin Eroğlu'nun adını vererek bana haber gönderdi. İşte böyle böyle yaptı, öyle öyle oldu falan filan diye böyle açıklamalar yapınca Hüseyin Eroğlu'nun gelmesi tartışıldı. Ben beğeniyorum Hüseyin Eroğlu'nu, onu söyleyeyim. Tam da adam, tam demiş ki adam gibi adam Hüseyin Eroğlu. Ben de katılıyorum. Yani dolayısıyla inşallah başarılı olur. Samsunspor'un Süper Lig'e çıkması lazım. Tekrar söylüyorum. Bursaspor'un, Kocaelispor'un, Sakaryaspor'un, Şanlıurfa'nın, Amed'in, Mersin'in, işte kim var o tarafta Samsun'un dışında? Ordu'nun ve böyle takımların, Süper Lig'de seyircili takımların olması lazım. İstanbul Ligi olmaktan çıkalım. Bu arada arkadaşlar, video yükledim. Her halı saha maçında bir tane takımı, bir saniye arkadaşlar. Ne diyordum? Ya, telefon geldi, kusura bakmayın.
Büyük şehir takımların olması lazım. Ha, video yüklüyorum. Her halı saha maçında bir tane şehrin takımı. Anadolu'dan gönderilen formaları giyiyorum. Hangi takım olursa olsun, Trabzonspor dahil buna, Ahmet dahil. İşte Iğdır'la başladım. Zaten Türkiye'nin en doğusuyla başladım dedim. En batısıyla devam edeceğim. Edirne'den forma gelirse giyeceğim. Çorlu'dan gelecek. Çorlu'nun formasını giyeceğim. Herkes gönderebilir. Göndermek isteyen şehrinin takımının formasını gönderebilir benim adıma ve şehrin plakası yazsın arkada. Kartal Belediyesi'ne Deniz Ateş Bitener adına gönderirseniz bana ulaşıyor, bilginiz olsun. Her halı saha maçında farklı bir forma giyip o formanınla videomu paylaşacağım. Yusuf, Trabzonspor forması giyip giymeyeceğimi sana sormam. Ben hür iradesi olan bir vatandaşım, bir bireyim. İstediğim takımın formasını giyerim. Trabzonspor'un da giyerim. Ahmet'in de giyerim. Giyerim de giyerim. Rahat olun, onu da giyerim. Gönderen de çok kişi var yani, rahat olun. Adana Demirspor'un forması da gelecek. Edirne Çorlu gelecek. İşte elimde olan formalar var. Diyarbakır Bismil forması var elimde. Onu da giyeceğim. Her formayı da giyerim. İstanbul takımları hariç onu söyleyeyim. İstanbul takımlarının formasını giymeyeceğim. İstanbul takımı derken kimse yanlış anlamasın. Başakşehir'in, Kasımpaşa'nın, Karagümrük'ün de dahil giymeyeceğim. İstanbul içerisindeki takımların formasını giymeyeceğim. Eyvallah, teşekkür ederim. Ligi bilen hoca tek sıkıntı baskı kaldırır mı? İşte bence o tecrübeye sahiptir artık ya. O yüzden sahip olduğunu düşündüğüm için iyi, nasıl başlarsa da öyle gider. Samsun Spor olur tabii ki, gönderebilirsiniz arkadaşlar. Türkiye'nin diyorum, Anadolu'da. Haydi arkadaşlar, yayını sonlandırıyorum. Mesaim bitti. Yani mesaim başlıyor. Akşam yayındayım. Akşam 9.30-10 gibi yayındayım. Herkesi bekliyorum. Diyarbakır'a selamlar. Takip edenlere teşekkürler. Barış Güvercin'i takip etti. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Çok sağ olun. Kendinize iyi bakın.